Şemsettin? Şemsettin sen misin? Ay! Ay Şemsettin, ödümü patlattın. Niye cevap vermiyorsun? Bu tozlu kolinin burada işi ne? Salonun orta yerinde. Kaç senedir açmıyorum. Bütün öğretmenlik hatıralarım bunun içinde. Defterlerim, belgelerim, her şeyim. Nereden aklına esti bugün böyle? Bizim mahallenin okulunda genç bir öğretmen var. Tiyatro yapmak istiyorlarmış. Çanakkale ile ilgili. Bana sordu. Buralarda bir yerde olacak. Koli de çürüyüp gideceğine ona vereyim gitsin. İyi yapmıyor muyum? Ha, buldum ya. Hey, kaç sene oldu bunu yazalı. Bu kaval onun kavalı. Kimin? Onun. Onun kavalı. Hey ya, ne yapıyorsunuz? Ayakkabımı verin. Ya ayakkabımı verin diyorum. Herkes sınıfa. İbrahim, ne oldu ayağına? Ayağın mı takıldı? Yok bir şey öğretmenim. Şemsettin Bey. Odama kadar gelir misin? Tamam müdürüm, geliyorum. Daha sonra seninle baş başa konuşalım, tamam mı? Tamam öğretmenim. Şimdi doğru sınıfa. Girin. Gel hocam. Buyur otur. Az önce konuşmuş olduğun çocuk İbrahim. Bir problem var herhalde. Hayır hocam. Onun problemi falan yok. Onun kendisi bir problem. Ama nasıl olur hocam? Ben sınıf öğretmeni olarak... Siz sınıf öğretmeni olarak çocuklara çok iyi davranıyorsunuz. Onları çok seviyorsunuz. Bunlar tamam da... Arkadaşlarının İbrahim'i niçin dışladıklarını hiç merak etmiyor musunuz? Etmez olur muyum efendim? Zaten şu aralar ben de bunu araştırmaya çalışıyorum. Artık araştırmana gerek kalmadı. Çünkü mesele çözüldü. İbrahim bir hırsız. Hocam bunu nasıl söylersiniz? Neye dayanarak? Şikayetler var. Çantasından başkalarının eşyaları çıkıyor. Olamaz hocam. İbrahim yapmaz. Yoksulluk her şeyi yaptırır. Halini görmüyor musun çocuğu? Bu yüzden tasdiknamesini verip göndereceğim. Nasıl? Okuldan mı atacağız yani? Maalesef. Müdürüm lütfen, rica ediyorum. Bana bir fırsat verin. Onunla konuşayım. Ne konuşacaksın? İbrahim zeki bir çocuk. Dersleri çok iyi. Böyle bir çocuğun ki eğer yapmışsa bir yanlış yüzünden dışlanması. Üstelik o bir çocuk. Müsaade edin konuşayım. Eğitim sadece matematik, fen bilgisi öğretmek değil ki. Onlara hayatı da öğretmemiz gerekmez mi? Doğruyu, güzeli. Bir yanlış yaptığında hemen yakasından tutup atarsak sonunda bu çocuk ne olur? Bana müsaade edin. Onunla ilgileneyim. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Her şeyine kefil oluyorum. Gençlik heyecanı. İlgilen bakalım. Madem o kadar istiyorsun. Sağ olun hocam. Ne yapıyorsunuz? Oturun yerinize. Bir de arkadaşınıza o sözü söylediğinizi duymayacağım. Anladınız mı? Öğretmenim benim kalemimi almış. Benim de silgimi. Benim de defterimi almış öğretmenim. Öğretmenim bütün eşyaları çantasında buldum.
Benim de paramı almış öğretmenim. Çantasından çıkardık. Hep hırsızlık yapıyor. Otur yerine. İbrahim, ben de sizin de evinize kadar gelebilir miyim? Tabii öğretmenim. Buyurun öğretmenim. İbrahim, geldin mi oğlum? Yavrum, bir bardak su getir evladım. Kavrucu tamam anne, ciğerlerim... hemen getiriyorum. Gözlerim yollarda kaldı oğlum. Niye bu kadar geciktin? Sabah beri kapıyı aralayan da olmadı. Dilim damağım kurudu. Bir bardak su verenim buyur yok. Buyur anne. Rahatsız olmayın lütfen. Geçmiş olsun. Ben İbrahim'in öğretmeniyim. Kusura bakmayın. İbrahim girince ben de düşünemedim. Böyle aniden... Hoş geldiniz hocam. Siz kusura bakmayın. Ortalık dağınık. Ayakta kaldınız. Oturun hocam. Önemli değil. Oturun öğretmenim. Müsaade ederseniz biz İbrahim'le beraber şöyle ortalığı bir toparlayalım. Aman hocam, olur mu öyle şey? Olur olur. Al bakalım. Bunca zaman olmadığı kabahat. Hadi bakalım İbrahim. Ben çıkayım artık. Elinize sağlık. Çok zahmet oldu. Bu ilaçları mı kullanıyorsunuz? Hı hı. Geçen hafta bitti. Bunları alabilir miyim? Neyse, geçmiş olsun. Sağ olun. İbrahim, annene iyi bak, tamam mı? Tamam öğretmenim. Allah'a ısmarladık. İyi günler. Ne çok seviyorsun şunu üflemesini. Rahmetli babanın hatırası. Seni ne çok severdi baban. Ah yavrum, ne söküğünü diken var, ne önüne sıcak bir çorba koyan. Bu hastalığın yüzünden sen de perperişan oldun. Oku oğlum, oku da doktor ol. Beni bu hastalıktan kurtar. Allah'ım, yavrum sana emanet. Öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail. Şunları alır mısın? Peki öğretmenim. Şuraya koy. Merhaba, nasılsınız? Allah'a şükür. Bu da senin. Beğenecek misin bakalım? Çok teşekkür ederim öğretmenim. İlaçlarınız. Ama düzenli kullanın da bir an evvel ayağa kalkın. Ama hocam, bizi mahcup ettiniz. Lütfen ağlamayın. Bir şey değil ki aldıklarım. Durun su getireyim de ilaçlarınızı için. Anne, ayakkabılarım nasıl? Çok güzel yavrum. Çok güzel. Artık yeni ayakkabılarım var anne. Çalmadım diyorum. Ne oluyor çocuklar? Geçin yerlerinize. İbrahim'e ayakkabıyı ben hediye ettim. Bir daha da bilmeden konuşmayın. Açın defterlerinizi, kitaplarınızı. Dilenci ne olacak? Bir de öğretmen ayakkabı dilenmiş. Aranızda konuşmayın. Dersimiz matematik.
Açtınız mı kitaplarınızı? Hadi bahçeye, hadi bahçeye çıkalım. Top oynayalım. Ya tatile gideceğim ama ya. Çıkarsın mı? İyi, sonra geri gideriz. Hadi görüşürüz. Merhaba. 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 Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Öğretmenim, sizi müdür bey çağırıyor. Tamam oğlum. Tamam, gidebilirsin sen. Buyurun hocam. Buyurun, geçin şöyle. Hayırdır müdür bey? Kötü bir şey yok ya. Hocam, hani söz vermiştin? Kefil olmuştun o çocuğa. Evet müdürüm. Hala da kefilim. Hocam, bırakın bu inadı. Tasdiknamesini verip gönderelim. Alışmış kudurmuştan beterdir. Vazgeçiremezsiniz. Ama müdürüm, mümkün değil bu. Yine şikayetler geldi. Bir iki öğrencinin daha eşyasını çalmış. Olamaz. İbrahim yapmaz. Hocam, rica ediyorum. Daha fazla uğraşmayın. Adam olmayacağı belli. İbrahim yapmaz. Yapmaz. Müsaadenizle müdür bey. Müsaade sizin hocam. Öğrencinizle aranıza girmek istemem ama siz de daha fazla uğraşmayın. Uzatmayın bu meseleyi. Sen biliyorsun Allah'ım. Sen biliyorsun. Hadi, hadi maçın topu gel. Devam ediyor. Hadi, bilemez. Gol! Çocuk, korkma. Niye konuşmuyorsun? Arkadaşların hırsız diye etrafında dönerken niye bana hırsız değilim demiyorsun? Yoksa bütün söylenenler doğru mu? Boşuna mı uğraşıyorum? Allah'ım, şaşırdın iyicene. Önceden yaptığına inanmıyordum. Şimdi ben bile kuşkulanıyorum. Böyle olmayacak. Olmayacak. Müdür bey haklı galiba. Gidip konuşayım. Verelim tasdiknamesini. Gel. Şemsettin öğretmenim, sizi sınıfa bekliyor öğretmenim. Müsaitseniz hemen gelmenizi rica etti. Peki oğlum. O
Oturun çocuklar. Buyurun müdür bey. Aykut'un bize söylemek istedikleri var. Evet Aykut, seni dinliyoruz. Öğretmenim, ben suçluyum. İbrahim değil. İbrahim çantasına her şeyi ben koydum. Artık dışarı çıkabilirsiniz. Peki niye? Niye yaptın bunu? Biz onlarla küstük öğretmenim. 10 sene evvel babaları tarla yüzünden kavga etmişler müdür bey. Bu düşmanlık da babadan oğula miras gibi geçiyor anladığım kadarıyla. Cesaretin için tebrik ederim Aykut. Yaptığını kabul etmen dürüstçe bir davranış. Seni üzmek istemezdim. Ama arkadaşını temize çıkarmak için bu gerekliydi. Herkes hata yapabilir. Önemli olan pişman olup bir daha böyle bir hatayı yapmamaktır. Babalarınızın yaptıkları geçmişte kalmış. Onlar kavga ettiler diye şimdi siz de mi kavga edeceksiniz? Bunun için mi okuyorsunuz? Öğretmenim. Hocam, siz haklı çıktınız. Çikolata ister misin? Yok, sağ ol. Ama senin için aldım. Teşekkür ederim. Zil çaldı, hadi sınıfa çıkalım. Tamam, çıkalım. Öğretmenim, müdür bey sizi çağırıyor. Tamam canım. Beni çağırmışsınız müdür bey. Tayininiz çıkmış hocam. Durdurmak için çok uğraştım ama olmadı. Hocam, çok emeğiniz geçti. Size çok alışmıştık. Hayırlısı olsun hocam. Basmaladık hocam. Güle güle Şemsettin Bey. Her şey için sağ olun. Siz sağ olun hocam. Öğretmenim gitmeyin. Ne olur gitmeyin. Çocuklar. Çocuklar. Öğretmeninizi rahat bırakın çocuklar. Basmaladık çocuklar. Hoşça kalın. Sizi hiç unutmayacağım öğretmenim. Bu sizin için. Çok çalışacağım. En yüksek yerleri kazanacağım. Sizi hiç utandırmayacağım öğretmenim. Hiç. Çünkü siz bana güvendiniz öğretmenim. Ben de bu kavala baktıkça hep seni hatırlayacağım İbrahim. Şimdi ne yapıyordur kim bilir. Neredeyse 30 yıl oldu. Ne oldu yavrum? Anne çok hasta. Gel bırak şu çantayı. Ne oldu yavrum? Bakayım. Ver çantanı bana. Hastalanmış bir çok ateşi var. Gel kızım gel. Gel odana gidelim. Hadi yavrum. Ateşi düşmüyor. Bir doktor çağırsak bey. Sen ıslak bezle ateşini ala dur. Ben gidip bir bakayım. Vakit de geç ama
İnşallah bir doktor buluruz. İnşallah. İyi akşamlar. Buyurun. Bir doktor arıyorum da, yakında bildiğiniz bir doktor var mı? Yakında bir doktor var. Numarası burada olacaktı. Bu iğneden her gün bir tane yaptırmanız gerekecek. Bir haftaya kadar hiçbir şey kalmaz. Sağ olun. Sabaha kadar mışıl mışıl uyusun. Endişelenmeyin, ciddi bir şey değil. Sağ olun doktor bey. Ben gideyim artık. Bana müsaade. Müsaade sizin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Doktor bey. İzin verin, ücretinizi takdim edeyim. Gerek yok hocam. Siz onun ücretini yıllar önce ödemiştiniz. İbrahim! İbrahim! (Gülüyor)